Kısa Dalga'dan merhaba. Bugünkü konuğumuz Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Kendisi benim okuldan hocam. O yüzden hocam diye hitap edeceğim. Hocam merhaba. Merhabalar Kemal. HDP'de sert bir dönem geçiriliyor. Önceki eş başkanlar tutuklu, belediyelere kayyum atanmış, belediye başkanları tutuklu. 5.000'e yakın HDP il ilçe yöneticisi sanırım cezaevinde. Siz HDP'ye yönelik bu baskıların önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ya da buna ne kadar etki edebilirsiniz? Doğrusu bizim yapabileceğimiz tek şey var. Siyaseten güçlü, örgütsel olarak da sağlam durmak. Ve bunu yapacak birikime, insan kaynağına sahibiz. Çok şükür. Direnmeyi en iyi bilen parti ve geleneğiz. Bundan kimsenin herhalde bir tereddüdü yoktur. Bizim yapabileceğimiz en önemli şey şudur. Siyaseten sürekli güçlenmek ve Türkiye'nin ulaşamadığımız bütün kesimlerine dokunmak. Biz bunu başarırsak bu baskıların da artık bir zemini kalmayacak, en azından bu baskılara karşı koyacak çok daha geniş bir demokrasi duvarı, demokrasi bariyeri oluşacak. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla iktidar ne yapar ne yapmaz. Bu değil bizim hesabımız. Biz en olumsuz senaryodan hareket ederek siyasetimizi ve örgütsel yapımızı geliştirmek çabasındayız. Peki En buradan önemli şuna geçmek hedefimiz istiyorum. de HDP siyaset alanında biraz yalnızlaştırmayı hedefledi AKP. Ama işte 31 Mart seçimlerinde gördük ki HDP gayri resmi de olsa yani başka partilerle işbirlikleri yaptılar. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. En kritik seçim olduğu için söylüyorum. Ve bütün büyük şehirlerde neredeyse sonucu tayin edici bir şey yaptılar. Ama son dönemlerde İyi Parti'nin bir farklı tavrı var sanki. Yani özellikle Meral Akşener'in açıklamaları, parti yöneticilerinin HDP'ye yönelik açıklamaları. Bu durum, bu birlikteliğe bir zarar verir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz İyi Parti'nin bu yönelimini? Biraz AKP etkisinde mi yapıyorlar bunu? Yani şöyle söyleyeyim, bizim hakikaten bir açık ya da örtülü ittifakımız olmadı. Bizim o zaman söylediğimiz şey tabanda bir ittifak oluşturmak gerektiğiydi. Çünkü bizim bir hedefimiz vardı. Yani biz bu iktidarı durdurmak istiyoruz dedik. Şimdi durdurmak için de çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Önünüzde bir yerel seçim var. Kazanamayacağınız yerde aday gösterirseniz bu iktidarı durdurmanız daha zor olur. Eğer kazanamayacağımız yerde aday göstermezsek o zaman diğer muhalefet güçlerine alan açılır dedik. Ve nitekim öyle oldu. Başarılı bir politikaydı bence. Türkiye'nin yakın dönem kendi çapında bir dönüm noktası sayılır 31 Mart ve 23 Haziran. Orada tabanda kaynaşmanın artması bizim politikanın en büyük kazancıdır, onu söyleyeyim. Yani tabanda, seçim sahasında ve seçim sandıklarının başında. Bütün partilerle, muhalefet partilerinin temsilcileriyle çok verimli ilişkiler gelişti. Ha, o zaman birbirimizi dinleme, birbirimizi anlama zemini genişledi. Bu önemli bir şeydir. Şimdi yoksa hani biz Millet İttifakı'nın örtülü bir parçasıyız falan değerlendirmelerini ben gerçekten abartılı buluyorum. Yersiz de buluyorum, yani karşılığı da yok. Durum bu. Şimdi İyi Parti'nin özellikle son zamanlarda bize yönelik bazı sözleri var. Doğrusu bazen hani cevap vermek gerekir mi, gerekmez mi diye düşünüyoruz kendi aramızda. Ben bazen cevap vermezsek daha iyi gibi bir eğilime daha fazla ağırlık veriyorum. Ama öte yandan ortada planlı bir şey var, bir ne bileyim saldırı demeyeyim de planlı bir rahatsız etme hamlesi var. Tabanda bizden cevap vermeyi bekliyor. Bizim de görevimiz elbette cevap vermektir. Bu durumda tabanımızın da duygularını dikkate almaktır. Şimdi açık söyleyeyim. İyi Parti'nin ve Genel Başkanı'nın niyeti nedir bilmiyorum. Mesela sorularla kendileri belki düşünerek açarlar. Niyetlerini daha açık ortaya koyarlar. Eğer sarayla bir ilişkiye girmek istiyorsa bunun için bizim üzerimizden
manevra yapmasına gerek yok. Şimdi memleket masası diyor işte Meral Hanım. Ve memleket masasını sayarken bu ülkenin üçüncü büyük partisinin eş başkanları hariç diğer hepsini sayıyor. Diğer partilerin eş başkanlarını sayıyor. Ve birlik bir beraberlikten söz ederek memleket masası öneriyor. Şimdi tabii hani çok derin bir analize ihtiyaç yok. Siz 6 milyon oy almış, en az 6 milyon oyu olan ve mecliste ve Türkiye'de üçüncü büyük partiyi katmadan birlik beraberlik sağlayacaksınız. Öyle mi? Hayır, yok. Öyle birlik beraberlik değil derdiniz o zaman. Sizin derdiniz başka. Derdinizi açık söyleseniz diyoruz biz onlara. Mesela derdiniz memleket masası değil de sarayda oturabileceğiniz bir masaysa bunun için muhalefeti alet etmenize gerek yok. Yani daha açık davranın. Hani deyin ki ya biz de sarayda kendimize bir masa istiyoruz. Belki o masanın da oluşması için ne bileyim iktidarla ya da AKP ile ilişkiler farklı bir kanala akabilir. Siz başka emareler görüyor musunuz? Yani İYİ Parti'nin işte bahsettiğiniz türde bir iktidarla ilişkilerinde farklılaşma niyeti. Yoksa yani bu... açık söyleyeyim ben hani o kadar da ayrıntılı kafa yormayı gerektiren bir mesele olarak görmüyorum İYİ Parti'yi. İYİ ve bu hamlelerini. Çünkü İYİ Parti eğer gerçekten muhalefetteyse o zaman iktidardan farklı olduğu yanları ortaya koymak zorundadır. Mesela diyorlar ki efendim bu iktidar kutuplaştırıcı bir politika izliyor. Dışlayıcı, ayrıştırıcı bir üslubu var diyorlar bu iktidarın. Kendilerinin yaptığı şey aynısı. Bize karşı iktidarın yaptığı şeyin aynısını yapıyorlar. O zaman zihniyet olarak şunu söyleyeyim. Zihniyet olarak iktidarla çok yakın duruyor İYİ Parti. Eğer fiilen de orada HDP konusunda almak... diyorsunuz bunu değil mi? Yani genel olarak değil de HDP'ye yaklaşım konusunda. HDP'ye yaklaşım ama zaten biliyorsunuz HDP'ye yaklaşım burada turnusoldur. Yani siz bu iktidar çok uzun zaman politikalarını bizi ötekileştirme ve düşmanlaştırma üzerine kurmadı mı? Kriminalize etme üzerine kurmadı mı? Diğer partilere de bizim üzerimizden yönelmedi mi? Aynı şeyi İYİ Parti de yapıyor. O zaman bayağı örtüşüyor zihniyeti. Eğer fiilen de ittifak yapmak istiyorsa yanına muhalefeti ne bileyim refakatçi alarak gitmesine gerek yok Seray'a. Kendi başlarına gidebilirler. Bizimle uğraşmasınlar. Biz Türkiye'nin demokrasisinin ve barışının sigortasıyız. Biz siz Türkiye'ye demokrasi gelmesi çok zor. Bizim katkımız ve bizim birikimimiz olmadan Türkiye'nin şu an yaşadığı demokratik, toplumsal ve ekonomik çöküşle baş etmek gerçekten mümkün değil. O peki nedenle hocam, buradan biraz yok. Güncel siyasete geçmek istiyorum da darbe söylentileri olduğunu ne diyelim aslında bu da çok karmaşık bir sorması da zor. Hükümet diyor ki muhalefet sözcüleri darbe ima ediyorlar. Özgür Özel ile başladı. Canan Kaftancıoğlu ile devam ediyor. Yani ve ağır bir ne diyelim saldırı var CHP'lilere yönelik bu konuda. Sizce Türkiye'de bir darbe tehdidi var mı? Böyle bir şey görüyor musunuz? Açıkçası darbe ihtimaline işaret eden verileri ben göremiyorum. Fakat darbe tartışması ciddi bir tartışmadır. Eğer iktidarın elinde benim göremeyeceğim, bilemeyeceğim bazı veriler varsa bunları doğrudan muhalefetle paylaşmalı. Mesela biz her türlü darbe girişimine karşı amasız fakatsız durmaya hazırız. Çok net söylüyoruz. Bize şahsen yani parti olarak bize iletmek istemiyorsa iktidar meclisi toplasınlar. Mecliste bir oturum yapalım. İsterlerse gizli oturum yapalım. Kapalı oturum yapalım. Ve ellerindeki verileri, istihbaratı paylaşsınlar mecliste. Bu meclis 16 Temmuz 2016'da darbenin girişimin ertesi günü oy birliğiyle darbeye karşı çıkma bildirisi hazırlamış meclistir. Partiler
aynı partiler büyük ölçüde. Biz de oradaydık, CHP de oradaydı, MHP de oradaydı. Gelsinler, bu meclisi bilgilendirsinler. Hep birlikte o zaman ciddi bir tehdit olduğuna kanaat getirirsek hep birlikte bunun karşısında durur. Peki. Aksi takdirde yapılan her şey, ben tekrar söylüyorum, hayaletler salmaktır, gölge boksudur, suyu bulandırmaktır. Bunun iktidar dahil hiç kimseye faydası yoktur. Darbe polemiği ve spekülasyonu üzerinden herhangi bir siyasi kazanç elde etme hesabı da etik değildir, siyaseten de tehlikelidir. Hocam, bu darbeye ilişkin ne diyeyim, tartışmaların farklı yansımaları oluyor. Örneğin bir yazar, kendisine yazar dediği için diyorum, çıkıyor televizyonda 50 kişiyi öldürebileceklerini söylüyor. Kendi sitesinde 3-5 kişi bir liste olduğunu söylüyor. Maddi ve manevi hazırlığımız var derken de silahlandıklarını söylüyor ve bu dil, bu sertlik dili tabana da daha da ağır biçimde işliyor ve toplumsal barış biraz zedeleniyor. Sizin gözleminiz ne bu konuda? Böyle bir endişeniz var mı? Çünkü hakikaten Türkiye bir süredir bu tür bir iç çatışma endişelerinin dile getirildiği bir ülke haline geldi. Öncelikle bu kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı siyaset dilinin aşağıya doğru çok daha büyük tehlikeler potansiyeli yaratarak indiğini çok rahat söyleyebilirim. Yani yukarıda siz düşmanlık dili üretirseniz aşağıda fiili düşmanlığın da ortaya çıkmasının zeminini hazırlarsınız. Yani toplumsal alanda. Şimdi tabii ki televizyon programındaki o sözler, o diyalog falan ne kadar kötü bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Yani hiçbir kaygı duymadan, başına herhangi bir şey geleceği ihtimalini düşünmeden 50 kişiyi öldürebilecek hazırlı olduğunu söyleyebiliyor. Demek ki burada hukuk da, burada yargı da, burada etik de bayağı bir devre dışı bırakılmış. Yani 50 kişiyi öldürebilirim, silahım var diyebiliyorsa iktidara sırtını yaslayarak bu rahatlığı yaşayabiliyorsa, o zaman Türkiye'de toplumsal barış açısından çok ciddi bir problem, bir sıkıntı olduğunu kabul etmek lazım. Ama sadece o değil ki. Ben daha vahim örnekler olarak İbrahim Göktekin, cenazesine yapılanlar, cenazesine yapılmak istenenleri gösteririm. Sadece o değil. Bölgede pek çok yerde çatışmalarda hayatını kaybetmiş örgüt mensuplarının mezarları tahrip ediliyor. Onlarca, yüzlerce mezar. Oysa ya hani Habil'le Kabil hikayesine kadar geri gidebiliriz. Ölüm ve mezar ve gömülme hakkı belki de bütün inançların ortak kutsalıdır. Ölüye, mezara ve ölünün hatırasına saldırmaya kalktınız mı, insanı, bütün insanın bütün saldırganlığını, yıkıcılığını engelleyen o medeni sınırları da ortadan kaldırmış olursunuz. Medeniyet kaybı dediğimiz şeyin en çarpıcı göstergesi budur. Çünkü aynı zamanda insaniyetten çıkıyorsunuz. Burada hiçbir inanç, hiçbir siyasi görüş, hiçbir kişisel yaklaşım ölüye, ölüme, ölünün hatırasına ve hele de mezarına saldırmayı asla meşru kılamaz. Buna hep birlikte karşı çıkmadığımız takdirde hepimiz her gün insanlığımızdan büyük büyük parçalar kaybetmeye devam edeceğiz. Bu arada enteresan da bir şey oldu. MHP orada cenazeyi gömdürmemekle tehdit eden Ülke Ocakları Başkanı'nı görevden aldı ve Ülke Ocakları'nı kapattı Kayseri'de. Ama dün akşam görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. Sıradan vatandaş diyebileceğimiz gerçekten. Çünkü çocuklar var ve orada onlarla yapılmış röportajlardan anlıyoruz ki hakikaten sıradan vatandaş
Ve polis nasıl olsa bir gün çekilecek buradan ve biz o mezarı çıkarıp, o naaşı çıkarıp yakacağız diyorlar. Bu da sizin söylediklerinizi bir anlamda teyit ediyor. Çünkü çok fazla bir şiddet tabanına erişmiş durumda. Sadece o değil, cezasızlık inancı. Yani ben iktidarın politikalarına uygun suç işlersem Bir şey olmaz. bana bir şey olmaz inancı yerleşiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz çok benzer acı bir olayı hatırlarlar mı bilmiyorum. Aysel Doğulu kardeşimizin annesinin naaşı mezardan çıkarıldı. Peki o çıkaranlara ne oldu? Hiç değil mi? Yani Hiçbir şey, bilmiyoruz. hiçbir şey. Cezasız kaldılar. Evet. Şimdi bir iktidarın düşmanlaştırıcı dili, iki cezasızlık inancı, bu politikalara uyan çerçevede suç işleyenlerin cezasız kalacaklarına dair inanç bütün bunların önünü açıyor. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Hocam buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi Kürt siyasetinde siz daha önce de belirttik ama hakikat komisyonları olsun, çatışma çözümleri süreçleri olsun, akademik ve siyasi olarak ürünler verdiniz. Çözüm sürecinde de rol aldınız. Türkiye'de bir çözüm süreci yakın zamanda pek mümkün görünmüyor. Ama siz de bu görüşe katılır mısınız? Hangi koşullarda böyle bir çözüm süreci ya da barış süreci başlayabilir? Şimdi hani eski tarz 2013-15 arası denenen tarzda bir çözüm süreci için herhangi bir ışık, veri görmüyorum. Esasen aynı tarzı ve aynı modeli tekrar etmek de ne mümkündür ne de doğrudur. Yani o bir dönemdi. İşte eksiği, gediği, yanlışıyla yaşandı. Çok derin ve kapsamlı muhasebesi yapılamadı maalesef. Eğer yapılabilseydi belki oradan daha güçlü dersler çıkarılabilirdi. Şimdi ama bizler kendi açımızdan siyaset yapanlar, siyasette sorumluluk alanlar bu muhasebeyi yapıp neyin mümkün ve doğru, neyin imkansız ve yanlış olduğunu düşünmelidir. Yeni bir çözüm süreci yani Kürt, onu da adını koyalım. Çözüm süreci dediğimiz şey şudur. Kürt sorununun sivil, siyasi, demokratik yöntemlerle çözülmesi. Onu da adını koyalım. Şiddetin müzakere ve diğer yöntemlerle sonlandırılması. Şiddetin temelinde ya da ana sorunun demokratik mekanizmalar içinde siyasi yöntemlerle çözülmesi. Kastettiğimiz budur. Türkiye'de bu çerçevede bir çözüm süreci ancak çok geniş kesimleri dahil ederek mümkün olabilir. Mevcut Yani iktidar kompozisyonu sürdükçe yani AKP MHP ortaklığı sürdükçe bu pek mümkün görünmüyor ama değil mi? öyle yani şu anki politikalara baktığınızda bunun mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Fakat Türkiye'de Kürt sorununu bu şekilde yönetmeye devam etmenin de sınırlarına gelindi. Yani şunu söyleyeyim. Hiçbir iktidar Kürt sorununda bu politikalarla bu kadar uzun süre ayakta kalmayı başaramamıştır. Geriye dönüp bakarsak 1980'lerden bu yana çöken iktidarların tamamında onların çöken iktidarların hikayelerin tamamında Kürt sorununda şiddeti ve güvenlikçi politikaları yükseltmek yatıyor. Hepsi Turgut Özal'dan Mesut Yılmaz'a, Çiller'e, Süleyman Demirel'e kadar hepsi bir ara çözüm, demokratik, siyasi çözüm sözleri sarf ettiler. İşte Özal federasyon tartışılabilir dedi. Demirel Kürtler haritasını tanıyoruz dedi. Çiller Bask modeli tartışılmalıdır dedi. Mesut Yılmaz AB'ye giden yol Diyarbakır'dan geçer dedi. Fakat bu noktadan ayrılıp
öbür uca, yani güvenlikçi ve şiddete dayalı çözüme kaydıkları oranda eridiler. Bu iktidarı da eriten, şu an eriyorsa, eriten en temel faktör güvenlikçi, şiddete dayalı politikadır. Kürt sorununun çözümsüzlüğü politikasıdır. Kürt ama bir yandan biraz da güç almıyor mu? Yani milli, özellikle MHP'nin desteğini alıyor ve milliyetçi oyları da toplamıyor mu bir yandan? Yani evet, bir oy kaybı olabilir ama bir yandan da yeni koalisyonlar yapıyor. İşte geçmişin ne diyelim, derin devletle adı bir arada anılan kesimleriyle çok ciddi bir koalisyon olduğu çok açık görünüyor. MHP gibi bir parti de yanına alıyor. Yani bir yandan da bir getirisi olmuş görünüyor. Oldu ama bir sınır var dedim ve o sınıra da gelindi. Bu sınıra gelindiğinin en açık işareti 31 Mart seçimleriydi. 23 Haziran seçimleriydi. Ve şu an genel kamuoyu anketleri, yoklaması anketlerine baktığınızda bu düşüş sürüyor. Birkaç yıl öncesiyle kıyasladığınızda AKP MHP'nin oylarının toplamı %60'ı aşıyordu. 64 falan. Evet. Ya yani 1 Kasım'dan sonra öyle sanıyorum. Yani yaklaşık bir rakam. 62-63 civarı bir rakam. Şimdi %50'nin altı deniyor. E zaten 31 Mart ve 23 Haziran'a bakarsanız tablo çok açık. Yani oy konusunda da bu milliyetçi, güvenlikçi politikanın sınırları vardır. O sınırlara da Türkiye gelmiştir. O nedenle hangi aktör bu politikada ve bu anlayışta ısrar ederse öncelikle kendisi kaybedecektir. Ama Türkiye de kaybetmeye devam ediyor. Biz yeniden barış, yeniden demokrasi, özgürlük, bütün bunları kapsayan bir demokrasi ittifakı oluşturalım. Tabanda ve kurumlar arasında. O zaman çözüm de kendiliğinden, daha doğrusu çözümün kanalları da kendiliğinden belirecektir. Onları genişletmek de bizlerin sorumluluğu ve görevi olacaktır. Peki hocam, son olarak değinmeden geçmeyelim. Korona. Bir şey soracağım. Korona günleriniz nasıl geçiyor? Evden çalışıyorsunuz sanırım. Evet, hani bir kişisel pratiğinizi öğrenmek istiyorum. Bir de önce onu söyleyin isterseniz. Sonra diğer soruya geçeyim. Tabii şimdi evden çalışıyorum. Burası benim çalışma odam. Bir yanını da gördüğün gibi bir tür işte parti ofisine çevirdim. Evet, kongreden sonra. yani şöyle toplantılar ve yayınlar şimdi yaptığımız gibi ya da video kayıtlar falan bütün bunlara ayırdığımız zaman hakikaten çok fazla. Ben hani bu dönemde evde kalmayı büyük bir fırsat olarak görmüştüm. Çok daha fazla okuyacaktım. Biriken kitaplar var falan. Onlar yüzlerce belki. Onları yavaş yavaş biraz tasfiye edecektim okuyarak. Fakat öyle olmadı. Şimdi işte 10 tane kitabı üste koyuyorum. Bu satranç ustalarının hani 20 satranççıyla oynaması gibi. Her bir kitaptan bir 10 sayfa, o gün diğer gün diğerinden 20 sayfa notlar alarak gidiyorum. Evde çoğunlukla geçiyor o zaman ama arada bir tabii parti merkezine ve meclise gittiğim oldu, çok az. Bunun dışında yürüyüşü aksatmıyorum. Gündüzleri eşimle, akşamları da spor niteliğinde bir iki arkadaşımla yürüyüşe çıkıyorum. Mutfağa girdiniz mi hiç ekmek ya da lahmacun? Mutfağa girdiniz mi hiç ekmek ya da lahmacun? Mutfağa girdim fakat maalesef bu son zamanlarda biraz daha zor oldu. Çünkü toplantılardan vakit kalmıyor. Yemek yapmayı da severim. Çok da zevk alırım. Dinlendirir de beni. Ona da sevinmiştim. İlk başlarda birkaç kere mutfakta böyle uzun uzun yemek pişirince dedim yani güzel bu dönem bunu da yapabileceğim diye. Sevinirken bir baktım mutfağa girecek zaman kalmadı. Peki şimdi bir hafif ne diyelim gevşeme dönemindeyiz. Önlemler gevşetiliyor. Siz genel olarak iktidarın korona sınavını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu gevşeme politikaları doğru mu? Erken değil mi sizce de? Şimdi bu konuda değerlendirme yapmak için mutlaka alanın bilgisine sahip olmak lazım. Yani bir
hocaların bilgisine başvurmak lazım. Dün önceki gün galiba, evet, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile 2,5 saate yakın bir toplantı yaptık. Benim arkadaşlarım da vardı, gene online toplantı. Onlardan bütün konularla ilgili ayrıntılı bilgi aldık. Çok yararlı oldu. Bunu zaten komisyonlarımız yapıyor. Biz de arada bir şahsen eş başkanlar olarak yapıyoruz. Bize verilen bilgi, gevşemelerin başlaması için dayanabileceğimiz sağlıklı veriler yok. Çünkü hükümet bu verileri paylaşmıyor. Yanlıştır diyemiyoruz, doğrudur diyemiyoruz. Çünkü neye dayanarak bu planın yapıldığını bilmiyoruz diyorlar. Verilere ayrıntılı olarak sahip olmadan böyle bir değerlendirme benim açımdan da geçerli. Yani fakat meselenin temelinde ekonomiyi işler hale getirmenin yattığını görüyoruz. Pek çok bilim insanı aslında erken buluyor bu gevşemeyi. Öyle anlaşılıyor ki ekonomi işlesin diye birçok insanın hayatı gözden çıkarılmış durumda. Başka yolu yok muydu? Bize göre vardı. Bize göre şu an 200 milyar liralık bir kaynağı sadece bütçe içinde kalemler arası transfer ya da değişiklikle yaratmak mümkün. Ve 2 ay, 3 ay, en az 3 ay bütün üretim alanlarını, en zorunlu olanlar hariç, durdurarak insanlara gelir sağlamak da mümkün. Yani gelir sağlayarak üretim alanlarını durdurmak mümkün. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Kanun teklifi olarak da hazırladık, sunduk bunu. Öte yandan iktidar bence bu dönemi kötü yönetti. Ve bu kötü yönetimi de algı yönetimiyle örtmeye çalışıyor. Tedbirlerin pek çoğu geç alındı. Her gecikmenin kaç insanın hayatına mal olduğunu maalesef tam olarak ölçemiyoruz. Yani şu kadar insan bu gecikme nedeniyle hayatını kaybetti diyemiyor diye bir sayı ortaya koyamıyoruz. Ama biliyoruz ki o ara virüsün yayılması artmıştır. İnsanlar hastalanmıştır ve hayatını kaybetmiştir. Şimdi pek çok örnek sayabiliriz. Maske zorunluluğu getirildikten sonra yaşananlar belki de bunun en tipik örneğidir bu kötü yönetimin. İnsan hayatını önemsemeyen, toplum sağlığını öncelemeyen zihniyetin en tipik uygulamasıydı. Dolayısıyla burada iktidar bize göre pek çok insanın hastalanmasını önlemek mümkünken, bazı ölümleri de yine engellemek mümkünken bu politikalarıyla bunları gerçekleştirmemiştir. Hatta şöyle diyelim, dünyanın en kötü örneklerine bakarak iyi durumda olduğumuz propagandasını yaymıştır. Fakat en iyi ülkelerle durumumuzu kıyaslamayı hiç denememiştir. Daha doğrusu bunu hiç de kamuoyunun bilgisine sunmamıştır. Ben kötü buluyorum. O nedenle biz dayanışmayı tabanda, halk arasında dayanışmayı esas alan ve birlikte uzman kuruluşlarla birlikte mücadeleyi hedefleyen bir çizgi izledik başından beri. Elimizden geldiğince de toplum sağlığına ve insanlarımızın hayatını daha kolaylaştıracak çarelere yöneldik. Bunun için emek harcadık, çaba harcadık. Peki hocam, son olarak şunu soracağım. Bu koronavirüsün dünyayı değiştireceği söyleniyor. Bu konuda çok spekülasyon var, çok tartışma var haklı olarak. Tabii iyimser ve kötümser senaryolar var. Hem iyimser hem kötümser iç içe geçmiş senaryolar da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Dünya siyasi, yani dünyayı nasıl değiştirecek sizce korona? Şöyle söyleyeyim, yani her iki yönde değişim içinde, hem kötü yönde değişim hem iyi yönde değişim içinde bir potansiyel ortaya çıkmıştır. Bu kendiliğinden olmayacaktır. Çok geniş kesimlerin, işçilerin,
emekçilerin, işsizlerin, evsizlerin, mültecilerin, dünyanın en alttakilerinin, yani dünya nüfusunun %90'ından fazlasının hayatını daha iyi kılacak yönde değişim de mümkündür. Bu otoriter, daha doğrusu bu talancı kapitalist anlayışı daha otoriter yöntemlerle sürdürmeyi mümkün kılacak şartlar da mevcuttur. Peki bu ikisi arasındaki yolu belirleyecek olan nedir? Belirleyecek olan bizatihi mücadelenin kendisidir. Eğer değişimi olumlu yönde, yoksullar için, insanlığın büyük bir kısmı için sağlayacak bir güçlü özne yaratamazsak, güçlü mücadele ortaya koyamazsak maalesef daha kötüye gidecektir. Peki böyle bir güçlü özne yaratma potansiyeli var mı? Mevcut siyasal dengelere baktığınızda. Bence böyle bir potansiyel var mı? Nerede o potansiyeli? Var. Umudun kendisi bizatihi umudun varlığıdır der Martin Luther, ama umut umuttan doğar diyor. Ama ben daha somutlaştırayım. Umut mücadeleden doğar. Mücadele ettiğiniz sürece umut vardır. Her alan mücadele alanı olabilir. Biz mücadeleyi büyük büyük siyasi olay olarak yorumluyoruz. Öyle değil. En altta, sokakta, mahallede bu tecrübeyi yaşamış, daha da yoksullaşan, kendi kaderine terk edildiğini bizzat bu sürede yaşayıp gören milyonları bir şekilde kendi alanlarında bir araya getirmek, onların söz ve itiraz yollarını birlikte açmak mümkündür. Bunların birleşmesinden ortaya çıkacak sesin bugünden yarına çok güçlü duyulmasa da öbür güne mutlaka duyulmaya başlayacağına inanırım ben. O nedenle yapılması gereken şey bu seslerin daha çok çıkmasını sağlamak, bu düzenin aslında sadece çok küçük bir azınlığa yaradığını, bunun dışında dünyanın bütün nimetlerinin dünyanın en büyük kalabalığından esirgendiğini görmek ve göstermek gerekiyor. Adalet için, eşitlik için, özgürlük için şartlar müsait, görev bize düşüyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.